Bırak şimdi camları. Al şunu giy. Senin bedeninde bir müşteri ısmarladıydı. Provaya gelemeyecekmiş. Senin üstünde bakacağım. İhsan amca, bunu kim giyer ki buralarda? Müşteri de sana mı soracak be? Allah Allah. Giy. Ne bakıyorsun kızım? İşim gücüm var benim. Hadi. Rahat ol kızım. Ustadan utanılmaz. Ben senin baban yaşında adamım. Aman da pek güzel yakışmış. Sana da böyle güzel elbiseler dikelim. Kaldır evladım kollarını. Koltuk altı açıklığını ayarlayayım. Şimdi öbür kolunu da. Kıpırışma kız. Yine batacak. Şadi. Kız sevmedin mi sen işi? Yok abla. Nasıl terzi? Nasıl olsun? Şadi, bizim kısa yoldan para kazanmamız lazım. Benim kafamda bir fikir var ama becerebilir miyiz hiç bilmiyorum. Neymiş be? Sen yarın işe gideceksin mi? Cumartesi bu İzmir'e mal almaya gidiyormuş. Açmayacağız yarın. Şimdi bu iş için iki kişi olmak lazım. Senle ben. İki kişi. Böyle daha ciddi görünsün diye. Bu gerizekalı Sema'dan kıyafet falan alalım. Böyle kişi kadını gibi görmek için. Abla ne yapacağız bir söylesene. Abla söylesene ne yapacağız? İyi günler hanımefendi, merhabalar. İyi günler. Biz evlerde hijyen problemine son veren çok verimli bir sistemi tanıtmak üzere buradayız. Yaptığımız iş basit bir temizlik işi değil. Yapılan araştırmalara göre bir evde 2000'den fazla mikrop bulunmaktadır. Bizim sahip olduğumuz sistem bu miktarı 300'lere, 200'lere kadar düşürebilmektedir. Ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok çok altındadır. Yani ortadaki rakam 500 iken biz onu 200 mikrop çeşidine indirebiliyoruz. Allah Allah. Özel bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Pek tabii efendim. Pek tabii. Laboratuvarlarda el değmeden üretilen doğal temizlik malzememizi kullanıyoruz. Ha, tamam da benim bir temizlikçim var. Siz bana o ilaçtan verin. Ben kadına kullandırırım. Ha, yok. Onu şimdi bir tek biz kullanabiliyoruz onu. O şirketin şeysi olduğunda onu veremiyoruz tabii. O, olmaz. Anladım. Olmaz ama benim temizlikçime ayıp olur sürdüğümü. Bak, siz şu eve gidin. Mehpare Hanım var. Mehpare Hanım'ın yardımcısı yeni ayrıldı. Sizi mutlaka alır. Hangisi be? Şu mu? Evet. Heh. Oldu. İyi günler o zaman sizin için. Afiyet olsun. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Ulan ne işin var gene senin burada? Daha gideli kaç gün oldu? Sınavlardan önce bir hafta ara verdiler baba. Ben de sınavlara burada çalışacağım. Oğlum otursana sofraya. Yok yok. Gideceğim hemen. Kulübe gidip arkadaşlarla buluşacağım. Bana ver. Hı? Geçerken şunu da alana bırakıver.
Hem gönlü olur kadıncağızın. Özledim oğlanı deyip duruyordu kaç gündür. Oo, Mekbahar Hanım'ın maaşına bayağı zam yapıldı herhalde he baba. Baksana bu sefer zarf bayağı yüklü. Evde tadilat mı ne yaptıracakmış? Allah'a şükür elime de yakınlarda epey bir para geçti. İyi. Bizi de görürsün artık değil mi? Ulan ne zaman eksik ettik senin arpanı? Nankör. Senin açlığınla 5 aile geçinir. 5. Ha. İyi, iyi, tamam. Gösterin bakalım şu ilacı bana. Çok merak ettim. Buyurun. Bunun böyle çok güzel nefis bir kokusu vardır. Yumuşatıcıya benziyor bu. Pek tabii ama aynı kökten gelen doğal ferahlık veren limon esansı bunda da kullanılmıştır efendim. Ama bildiğiniz gibi bu ürün çok farklı bir amaca hizmet etmektedir. Ev ortamında bulunan 2000'den fazla mikrobun... Uzatma. Hemen şuradan başlayayım. Eğer sizi beğenirsem haftada 2 gün gelirsiniz. Hadi size kolay gelsin. Necati abi bak durum gerçekten ciddi ya. Okulu bırakmaktan falan bahsediyor kız. Oğlum durumları vahim. Kriz kasabayı iyice vurdu. Narin bana bir hayırsever kadından bahsetti. Ona yardım etmesinden falan böyle. Ne oldu o iş abi? Siz hala görüşüyor musun? Ya ne alakası var abi? Bırak şimdi ben sana ne diyorum sen ne diyorsun Necati abi ya? Şu kadın yardım edecek mi? Sen bana onu söylesene. Zamanı ver. Önce Narin üniversiteyi kazansın ondan sonra. Ya abi kızın zamanı falan yok anlamıyor musun ya? Narin'in sponsoru ben olacağım tamam mı? Ama sen o hayırsever kadın yardım etti diyeceksin. Bak yoksa yemin ediyorum almaz para falan. Nasıl olacak bu? Ya abi benim kötü bir niyetim yok. Niye bunu anlamak istemiyorsun ya? Ya tek derdim ona yardım etmek abi. Ya sen bak benden daha iyi biliyorsun ne kadar süper zeka bir kız olduğunu onun. Kız %100'lü kuyruğuna geldi. Şimdi yarım mı kalsın işi? Yazık değil mi ona? Fren, babanı tanıyor musun? Bizi doğrar. Ya Necati abi ya kimsenin bilmesine gerek yok. Benim açlığım yeter ona. Gerekirse annemle babamı tırtıklarım işte. Ne olacak? Ah be Fırat. Nasıl yapacağız bunu? Ya abi hadi ya. Sen halledersin ya. Ne olur. İki keklik bir kayada ötüyor. Kız tozutma kız. Tozutma ya. Islak cama. Tozutma. Tozutma şunu. Niye vuruyorsun pis şey lan benim temiz saçıma? Kızım niye pis olsun? Niye? 2 su sildim ben bu camı. 2 su. Ya anlamıyor musun? Kadın bizi beğenirse haftada 2 gün alacağım demedi mi? Narin? Ne arıyorsun sen benim halamın evinde? Murat. Abi, 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 abi. Abla. Ya üf be Fırat abi, şurada 2 kuruş para kazanacağız biz. Ne geliyorsun ki sen şimdi? Fet, manyak mısınız kızım siz ya, kız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.